Enbursa.com'dan Pozitif Sağlık Programı'ndan hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün Pozitif Sağlık Programı'nın konuğu kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor sevgili Arzu Ercan. Hoş geldiniz programımıza. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Varisleri konuşacağız aslında. Dilerseniz hemen başlayalım. Varis nedir? Genetik yatkınlığımız var mıdır varise? Varis dendiğini ne anlamalıyız? Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için öncelikle. Varis bacağımızdaki toplar damarların kalbe daim etmesi gereken kanı götürememesi sonucunda bacakta birikerek damarların genişleyip kabarıp görünür hale alması. Varisin genetik eğilimi çok yüksektir. Sadece annede varsa %50, hem annede hem babada varsa %70'lere kadar çocuğa geçer. Peki varisin, hani az önce de ifade ettiğiniz, damarın birazcık daha belirgin hale gelmesi dediğiniz ama şikayetleri anlamında sıralarsak varisin habercisi olan şikayetler, yakınmalar nelerdir? Variste gece başlayıp hastayı hemen hekime koşturacak bir acı olmaz. Variste hep orada olan bacakta bir ağırlık, işte bir yük, bir yorgunluk, akşama doğru artan şikayetler olur. Hasta bacağını gece koyacak yer bulamaz. Kalkar, bacağını bir duş aldırır, yükseğe tutar, masaj yapmaya çalışır. Bir dolgunluk hissiyle uğraşır en başta. Ta ki ben gece kramplarıyla tanışır. Damar dışına çıkan sıvı hastayı uyarır. Burada bir problem olduğunun habercisidir aslında. Kramplardan sonra artık sabah akşama doğru olan şişlikler gün boyu devam eder. Hasta gündüz olan pantolonlarının çizmelerinin akşam olmadığını fark eder. Ve zamanla artık yolculuklarda uzun süre ayakta kaldığı zaman tatlı tatlı bir kaşıntı, morarmalar, renk değişiklikleri fark eder. Evet. Ve süreç damar dışına çıkan sıvının venöz ülser dediğimiz yaralara kadar, derin damarda pıhtı olmasına kadar, estetik bir kaygıdan hayatı tehdit edebilecek problemlere kadar geniş bir yelpazede hastaya kendini belli eder aslında. Genellikle bu yakınmalarla gelen hastalarda hani teşhisi yine siz kendiniz muayeneyle mi yapıyorsunuz yoksa farklı yöntemlerde kullanılıyor mu? Genelde şikayetim yok ama bu damarlar belirginleşti diyerek gelir hasta. Ama ben irdelediğim zaman şu var mı, bu var mı, bu oluyor mu, evet evet hepsi var diye devam eder sohbet. Sonra mutlaka muayeneden sonra Doppler ultrasonu istiyoruz. Doppler ultrasonda her varisin kaynağı, tedavisi hastaya özel. Ultrason tetkikinde çıkan kaçak noktalarına göre tedavi şeklini belirleriz. Mutlaka bir Doppler ultrasonu görmek isteriz. Hani güzellik merkezlerinde işte sadece ciltte görünenlere küçük bir iki lazer yapmak diye bir tedavi varis için geçerli değil. Mutlaka bir kalp damar hekiminin görüp mutlaka bir Doppler ultrasonuyla tetkik edildikten sonra tedaviye başlanması gerekir. Yani damar sistemi deyince tabii bütün vücudumuzu dolanan bir sistemden bahsediyoruz. Çok elzem olduğunu düşünüyorum bu noktada. Siz kalp damar cerrahları da bu noktada önemli bir görev yapıyorsunuz. Vücudumuzda ne kadar kilometre damar var acaba diye sormak istiyorum. Değil mi? Kilometrelerce zannediyorum. Şimdi çok net aklımda değil ama yanlış hatırlamıyorsam dünyayı birkaç tur atıyordu değil damar sistemi. Öyle bir sistemi. Şey vardı. Evet. Bütün organlar, bütün cildimiz, hani küçücük bir hücremiz bile damarlarla besleniyor. Damar yumağı, kanı götüren damarlar, geri getiren damarlar, lenf damarları gibi 3 aşamaya ayrılıyor. Yani vücudun asıl görevini, işçiliğini yapan sistem damar sistemi. Evet, kanımızı taşıyor bir yerlere. En sık ölüm sebeplerinden, en sık hastalık sebeplerinden biri. Peki varis teşhisi konduktan sonraki yöntemler üzerinde konuşalım istiyorum. Siz dediniz ki aslında hastaya özgü değişkenlik gösteren bir durumdur bu. Evet. Onu birazcık açalım isterseniz, hangi yöntemler kullanılıyor? Daha önceleri sadece açık cerrahiler vardı variste. İşte hasta bu kadar Doppler ultrason da detaylı değildi. Varisler opera olsa da müdahale edilse de çok sık tekrarlıyordu. Ama teknoloji çok gelişti. Biz artık neyle uğraşacağımızı bilerek giriyoruz müdahaleye. Doppler ultrasonu bize ana hatlarını çiziyor. Ta ki ben açık cerrahi yerine çok güzel kapalı yöntemler çıktı. Bunlar son 10 yıldır ülkemizde dünyayla yarışacak kadar fazla kullanılıyor. Ultrason eşliğinde sadece bir iğneyle girip
kaçak nokta hangisi ise o bölgeye ulaşıp işte oradan lazer, işte radyo frekans, yapıştırma yöntemleri gibi kapalı tekniklerle kaçağa müdahale edebiliyoruz. Bunların avantajları şu oluyor. Hasta çok kolay bir ameliyat sonrası dönem geçiriyor. Nekat dönemi çok kısa oluyor. Hayatına daha kısa ara vermesi gerekiyor. İşte daha az is kalıyor. O da önemli. Hani küçük küçük noktalardan müdahale edebiliyoruz dikişsiz bir şekilde. Daha çabuk ve daha konforlu bir cerrahi müdahale geçiriyor. Eğer sadece ana kaçaklarda bir sorun yok da yüzeyel sistemde ise o zaman köpük tedavisi dediğimiz işte poliklinik koşulunda hiçbir anestezi gerektirmeden öğle arası bile gelip müdahale olup tekrar işine geri dönebileceği şekilde tedavileri de çok gelişti. Köpük tedavisinde yine tuz içeren bir ilacı cildeki yüzeyel varislere vererek onların tamamen kapatılmasını sağlıyoruz. Hasta bir iki gün varis çorabı giyiniyor. Bu şekilde hayatına devam ediyor. Bazen seanslar gerekebiliyor varisin şiddetine göre. Ama günlük hayatına ara vermeden hem görüntülerden çünkü varis estetik kaygıya da ciddi anlamda neden oluyor. Estetik kaygı kendine güvensizliğe gidiyor, toplumdan uzaklaşmaya gidiyor. Hem estetik kısmı hem de klinik olarak çok güzel ve konforlu tedavileri var artık. Evet. Peki varis söz konusu olduğunda özellikle mevsime bağlı bir tedavi süreci gerektiriyor mu? Bu çok sorulan sorular arasında zannediyorum. Böyle bir algı var çünkü sanki bazı operasyonlar, girişimler belli mevsimlerde yapılmalı gibi bir algı var ama siz bunu nasıl yönlendiriyorsunuz? Mevsimle ilgili bir tedavi uygulaması mümkün mü varislerde? Variste kışın ve daha serin havalarda müdahale etmek daha konforlu oluyor. Çünkü işlemden sonra iki gün hasta bandaja katlanması gerekiyor veya varis çorabına, hani bandaj olmasa da. Bu birkaç seansta gerekirse hasta sıcakta bunalabiliyor ama tedavi kalitesi, tedavi sonuçları arasında açısından çok ciddi bir fark olmuyor. Sadece tatile gidecekse mesela yaz ayında uyguluyorsak 3 hafta önceden bırakıyoruz tedaviyi. Direkt güneş almasını istemediğimiz için. Ama bizim en az %70 hastalarımız yazın başvuruyor. Havalar ısınmaya başlayınca. Çünkü farkındalığı artıyor. Bacağına bakıyor, Short görüyor. Işte etek giyiyor, elbise. Havalar ısındıkça şikayetleri artıyor. Ödeme artıyor, krampı artıyor, bacakların ağrısı artıyor. Yazın daha kolay izin dönemi oluyor. O izin dönemini sıkıştırıyor. Bizim genelde meslek hastalığı olarak öğretmenlerde çok sık görülüyor. Onlar ayakta yazın, kaldıkları için değil mi uzun süre? Evet, yazın daha rahat gelebiliyor. Yani bizim tedavimizin ana dönemini yazın oluşturuyor. Ama kışın gelinirse belli aralıkta çok daha konforlu oluyor. Peki varislerle kilonun ilişkisi nasıl? Yani kilo alıp veren işte bireyler için geçerli olabilir. Belki aşırı kilolular için olabilir ama sanki varisin böyle kilo ile bir bağlantısı varmış gibi bir algımız var. Ne kadar doğru? Evet, fazla kilo her şeyde karşımıza çıktığı gibi variste de karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim ana damarlarımızın döndüğü bölge karın bölgemiz ve kasıklar, ana kavşakların olduğu bölge. Kilo, işte göbek, burada dönen kanın önüne bir bariyer oluşturuyor. Kan dönmeye çalışıyor ama göbek önüne bir engel oluşturuyor. Bacakların yükünü arttırıyor. Bacak elimize alıyoruz ve 5 kilo yükü taşıyamıyoruz. Ama bacaklar yeri geliyor 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo yükle bütün günü geçiriyor. Bunlar da riski arttırıyor. Variste fazla kilo kıyafet seçimi, İşte dar giymek, işte dizlikti, korseydi, dar pantolonlar, taytlar, yüksek topuklar, bunlar da yine dönüşü etkilediği için, kanın dönmesine engel olduğu için varisi arttırıyor. Diğer faktörleri de sayayım isterseniz. Lütfen, hazır gelmişken diğer faktörler. Mesela sabit oturarak çalışan kişiler. Hani günümüzde genel meslek grubu buna doğru kayıyor. Home office'ler bile artıyor. Hani sabit oturarak çalışan herkes varis açısından riskli. Çok fazla çalışma var bu konuda. İşte bütün gün ayakta kalan kişileri incelemişler. Aktif yürüyen, koşturan kişileri incelemişler.
Sabit oturup masa başı çalışan kişileri incelemişler. En yüksek risk sabit oturan kişilerde. Basınç en çok artıyor ve damarların dönüşü en çok orada zorlanıyor. Sabit ayakta durarak çalışan grupta ikinci risk grubu. İşte cerrahlar, aşçılar. Sizler de riske altındasınız. Kesinlikle. Aşçılar, tezgahtarlar, polisler gibi ayakta durarak çalışan, sıcak ortamda çalışan kişiler, sıcak mevsimler. Genetik yapı demin bahsetmiştik. Bayan cinsiyet bir tık arttırıyor ama artık erkeklerde de çok sık görünmeye başladı diğer risk faktörlerinden dolayı. Beslenme alışkanlıkları da belki etken. Sigara, aynen. Spor hayatımızda olmaması. Yani bir türlü bir yerlere sığdıramadığımız. Peki spor, yeri gelmişken sorayım, sporcularda görünme olasılığı daha mı düşük? Daha düşük. Neden? Bacaktaki pompa kasını kuvvetlendirdiğimiz zaman bacağın toplar damarların yükünü %20'sini alıyor. Bacak daha rahat kanı devir daim ediyor. Ama tabii %70 hem annede hem babada varis varsa, kuvvetli bir genetik varsa, hani diğer faktörler de ekleniyor. Sıcak suyla banyo alışkanlığı varsa, işte sigara içiyorsa, çok dar giyiniyorsa, hani bunlar da olmazsa olmaz değil ama bütün faktörleri bir arada değerlendirmek lazım. Bir de hamileler açısından değerlendirin isterseniz. Evet. Hamilelik döneminde varis kesinlikle artıyor. Çok şükür ki hamilelikte olan varislerin en az yarısı geriliyor. Şimdi hamilelikte iki risk faktörü var. Biri bebeğimizin oraya yaptığı mekanik baskı. Yine akan suyun önüne küçük ve şirin engel oluyor. Onun haricinde bazı hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar damarları genişletiyor, bebek rahimde tutunsun diye. Bu sefer damarlar genişliyor, kapakçıklar çalışmıyor. Ama hamilelik sonrası biz hamile hastamız geldiğinde en az yarısının geçeceğini söylüyoruz. Ama hamilelikte pıhtıya tetikleme olduğu için mutlaka kadın doğumcu arkadaşlarımızın çok dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Gerekirse bizim ara ara görmemiz gerekiyor. Hamilelik sonrası en az yarısı gidiyor ama ne kadar az çıkarsa o kadar azı kalıyor. O nedenle takipte olmalarını öneriyorum. Peki varisle ilgili tedavilerde ilaç tedavisi de mümkün mü? Hangi noktalarda ilaç tedavisi öneriyorsunuz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben çok sık karşılaşıyorum bu soruyla. İlaç tedavisi maalesef internette kontrolsüz satılan kremler, jeller, şampuanlar. Şimdi böyle bir tedavinin varisi yok etme gibi bir ihtimali yok. Çıkan hiçbir varis tedavisiz yok olmuyor. Hamilelik varisi haricinde. Ama ilaç tedavisinden biz mutlaka ara ara destek alıyoruz. Bunlar damar yapısını ve içindeki kapakçığı güçlendirerek hastaya neden olan şikayetleri geriletiyor. Yani krampını azaltıyor, ödemini azaltıyor. Yani palyatif dediğimiz yan destek tedavi, ilaç tedavisi. Ama ben bu ilacı kullanıyorum, 3 ay sonra varisim geçecek. Maalesef o konumda değil. Biz destek olarak ilaç tedavisi alıyoruz. Bazen başlıyoruz. Bir kere başlandığında da ömür boyu asla kullanılmaması gerekiyor. Bir arada kullanılmaması gerekiyor. O açıdan da bazı yanlışlar var toplumumuzda. Peki cerrahi açısından damarın çıkartılması gereken damarların çıkartıldığından bahsettiniz. Bu çıkartılan damarların görevini daha sonra kim üstleniyor ya da oranın damarsız kalmış olması bir sıkıntı bir yaratıyor mu? Yine bu da çok sık karşılaştığım bir soru. Şimdi biz bypass yaptığımız zaman herhangi bir kaza olup bir damar yediği gerektiği zaman ilk başvurduğumuz damar bacağımızın yüzeysel safen sistemi. Ama bu hastada önce bakıyoruz, önce bir değerlendiriyoruz. Bu damar sistemi sağlam mı? Sonuçta biz oraya kalbe yedek olarak bir damar koyuyoruz. Çok kıymetli bir yere telafisi olmayacak şekilde bir müdahale yapıyoruz. O nedenle işe yaramayacak, yapısı bozulmuş bir damarı zaten kullanmıyoruz. Öncelikle bunu anlatmak istedim. Ama bacaktaki damar sisteminde yüzeysel sistem sadece %10'luk kısmı kapsıyor. Ana damar sistemi %90'lık kısmı kapsıyor. Bu yüzeyde çalışmayan, kanı devir daim edemeyen,
bacakta biriken yüzeysel sistemin orada kalması ana damarı sadece riske atıyor. Staz dediğimiz kanın onda da birikmesine ve daha ileriki dönemlerde pıhtılara gitmesine neden oluyor. Yani kar, yarar, zararına bakarak mesela birinci derece kaçak var. Damar yapısını bozmamış. Biz onlara hemen müdahale etmiyoruz. Bakıyoruz, önce bir destek tedaviler veriyoruz, takip ediyoruz. Artık bu damar evet işe yaramayacak dediğimiz noktada müdahale ediyoruz. Köpük tedavisi yaptığımız tedaviler de genelde cildin altında basınca bağlı oluşan sonradan varisler. Hani onları kapatmanın zaten tıbben hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü onlar sonradan gelişen yüzeysel venöz sistemler. Onlar kanı devir daim edemiyor. İçinde biriktiriyor ve o sıkıntılara neden oluyor. Ama ana damarları tabii ki mümkün olduğunca korumak, yedek olarak kollamak gerekir. Bir ağacın gövdesi gibi evet, onlar kesinlikle. Değil mi? Ana hatları gibi. Zaman zaman duyuyoruz işte damarlanma olmuş vücut. Kendi kendine damar üretebiliyor mu? Bunu da soralım hemen. Kalp açısından bacak atar damarlarında biz bunlardan çok faydalanıyoruz. Kolateral dediğimiz damarlar. Vücut çok akıllı. Hani gerçekten mükemmel bir düzen var. Diyelim kalpte hani genç insanların kalp krizi fark ederseniz duyarsınız daha ölümcül seyrediyor. Evet. Çünkü vücut daha hazır değil. Öyle bir yaşa gelmemiş, ek bir önlemler almamış. Ama ileriki yaşlarda hasta yakalanıyor, hastaneye götürülüyor, müdahaleler ediliyor. Çünkü kolateral dediğimiz yan damarları vücut oluşturmaya başlıyor. Ağacın yan kökü gibi işte bu yol kapalı. Yandan küçük küçük tali yollar oluşturarak kalbi veya bacak damarlarını aynen öyle beslemeye çalışıyor. Bazen hasta geliyor. Biz diyoruz ana damar tıkalı ama ameliyat olmanıza gerek yok. Niçin? Vücut ona kendi kendine bypass yapmış. Yani bunlar şanslı grup hastalar. Evet. Hani o dönemi yumuşak bir geçişle kendi kendine ek damarlar oluşturmuş olguları da görüyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben son bir soru yöneltmek istiyorum. Bu muhteşem damar sistemimizi koruyabilmek adına biz ne yapmalıyız? Önerileriniz ne olur bu yönde? Önerilerimiz aslında tüm vücut sağlığı için geçerli. Mutlaka fazla kilolarımızdan kurtulmamız lazım. Yani kilo akciğer kapasitenizden, vücudun kalbin pompaladığı hacme kadar, bacak damarlarımıza kadar her sistemi zorluyor. Fazla kilo bir şekilde diyette, destekte, yiyecek alışkanlığımızı değiştirerek hani şu ilacı aldım, 3 ayda 20 kilo verdim şeklinde değil, yiyecek alışkanlığımızı değiştirerek, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek yapacağımız bir kilo vermek olmalı. Ta ki ben spor çok ayrı bir merkeze gidip işte saatlerce dakikalar tutup değil, evimizin önünde bir yürüyüş parkurunda düzenli yarım saat akşam, yarım saat sabah hiçbir şey yapamıyoruz. Arabamızı biraz uzağa park edip en yakına değil de birkaç tur atıp biraz yürüyüp işimize gelmek veya yüzme. Yüzme genel kalp ve damar sağlığı açısından, bizim akciğer sağlığı açısından, astımlı kişiler açısından çok önerdiğimiz bir spor. Bisiklet. Hani eve alınan spor aletlerini ben çok sevmiyorum. Kimsenin kullandığını düşünmüyorum. Yer kaplıyorlar bir galiba. Bir köşede duruyor, balkona atılıyor, sonra istenilene veriliyor. Yani ben de bunu birkaç kez yapmış biri olarak. Hani dışarıda yapılan spor. Onun haricinde uygun kıyafet seçimi. Fazla hareketsiz kalmak. Masa başı çalışanları için söylüyorum. Mesela bir dosyasını uzağa koyup bir şeyi bahane edip veya çayını kahvesini kalkıp almak, işte saat başı saati kurup bir tur atıp oturmak, hiçbir şey yapamıyor. Bacak pompa egzersizlerini oturduğu yerde yapmak. Öğretmenlerimiz sabit ayakta durarak ders anlatıyor. Yürüyerek, arada oturarak gibi. Onun haricinde çok sıcak suyla banyo alışkanlığı. Bu da damarlarımızın sevmediği bir şey. Tansiyon açısından da çok önermediğimiz bir şey. Gibi gibi küçük şeyler büyük yararlar sağlayabiliyor. Kalp ve damar sağlığı açısından. Çok teşekür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Pozitif Sağlık Programı'nda bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahı, operatör doktor Arzu Ercan'dı. Bizi varisler hakkında bilgilendirdi. Thank you.